Çetkalar Göklemezler köyüne geldik. Burada kiminle görüşüyoruz? Gündüz İsmail, Kırcaali'nin Göklemezler köyü, Bulgarca ismiyle Stremci. Kaç yıldır şafranla ilgileniyorsunuz? Bu yıl artık dördüncü sene oluyor. Üretiyorsunuz, ekiyorsunuz, evet, topluyorsunuz. Evet. Peki Bulgaristan'da bunun pazarı var mı? Vallahi ben 4 yıldır yetiştiriyorum bu şafranı. Daha hiç pazar bulup da değerlendiremedim, satamadım o yani çıkardığım malı. 4 yıl ürettiğiniz safran şu anda elinizde mi duruyor? Elinde duruyor, evet ya. Peki şafranın gramla mı satılıyor? Onu da bilmiyorum, siz söyleyeceksiniz. Kiloyla mı satılıyor? Kiloyla sattıktan sonra biraz sağlam görünüyor fiyatı. Çünkü bir fiyat söyler misiniz? Braçetkalarımı öğrensin. Braçetkalarınıza ortalama 10 leva konusu var bir gramını. Bir kilo yapıyor, 10 bin leva toptan zannettiğime göre, herkes veremez zannettiğime göre. Devletin bir katkısı yok mu? Yani siz üretici olarak çalışmışsınız, üretmişsiniz, elinizde bir ürün var, bunu satamıyorsunuz. Ya maalesef daha şafran konusu açıldıktan sonra devlet tarafından böyle asosyal falan kurulduydu. Bekledik devlet tarafından bir söz selam gelsin ama maalesef bir şey olmadı. Yani devlet tarafından ne bile yol gösterdiler. Felenci şeyi yapın, bunu yapın, onu itin, getirin bakalım malınıza falan, şu böyle bir şey olmadı. Şimdi Türkiye demeyeceğim, malum Türk lirasının durumu. Bulgaristan Avrupa Birliği'nde. Peki Avrupa Birliği nezdinde bir pazar yok mu bu ürüne? Çok oraya kadar varamadık ama bazı telefonla görüştük arkadaşlarla. Bazı Avrupa'da şafran yetiştiren kişilerle görüştük. Yardımcı oluruz dediler ama maalesef şimdiye kadar biz söz selam almadık onlardan. Hatta malımı böyle sertifika çıkarttırmak için Fransa'ya gönderdim birkaç gram. Oradan işte sonuç kaliteli. Kaliteli bir netice var, çıktı. Ama evet ya. Pazar yok. Pazar yok ya. 4 yıldır da elinizde dediğiniz evet, gibi inşallah elinizde. Bu yıl devam ediyorsunuz değil mi tekrar şafran işine? Evet. Bu şarap gibi yıl olsa iyi olur ama hiç bilmiyorum. Kalitesi dişiliyorum, dişilmiyorum şafranın. Ben de pek bir şey söyleyemeyeceğim ama 4. yıl ürününüzün elinizde kalması pek değil bir üretici için. İnşallah 4. yıl bir pazar bulursunuz, satarsınız. 4 yıl hatta 3 yılda bir değiştirmem lazım. Tohumları çıkarıp yeniden ekmem lazım ama maalesef bir yıl daha bekleyeceğim. İyi bir netice olursa devam etmek niyetindeyim. Çıkarıp yeniden ekerim ama maalesef pazar bulamadığım halde böyle bir şeyle kalıyorum ki olmayacak. Yardımcı falan şu bu olmadığı gibi devlet tarafından. Zaten devlet tarafından istediğimiz tek bir şey varsa pazar göstersin. Pazar bulsun bize. Şimdi 4 yıldır satamıyorsunuz dediniz. Peki bu yılda satamazsanız vazgeçecek misiniz safran işinden? Mecbur kalıyorum artık. Bir yıl daha beklesem o tohumlar bozuluyor artık ya. Onları ileri çıkarıp yeniden ekmem lazım. Çıkarıp da ekmediğim halde yine bozuluyor. Çünkü her yılda toplanıyor miktar olarak. Braçet ve braçetkalar duyduğunuz Gündüz İsmail'i Kırcaali'ye bağlı Göklemezler Bulgarca ismiyle Stremci köyünden Gündüz İsmail 4 yıldır safran üretiyor ancak ürününü satamıyor. Her zaman söylüyorum, kendinize iyi bakın.